Merhaba arkadaşlar. Yeni bir trigger ile karşınızdayım. E, bu trigger ne yapacağız? Önce senaryomuzdan bahsedelim. Senaryomuz şu. Biz yeni bir account oluşturduğumuz zaman bu, e, bu account'a bağlı bir kontak oluşmak istiyoruz. Ama bu kontak e, kontağın oluşmasında bir şartımız var. Account objektinde create contact diye bir checkbox'ımız olacak. Bu checkbox seçildiği zamanlarda ee, o account'a bağlı bir kontak oluşacak. Eğer create contact e, checkbox'ı seçilmezse oluşturmayacak. Bu şekilde bir e, bu şekilde bir e, trigger oluşturacağız. Bu trigger sayesinde biz bunu yapacağız. Arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. E, ben yaptım. Siz de yapın. Çünkü zaman alıyor. E, ben account e, objektini yeni bir field ekledim. Görüyorsunuz, filtimizin adı şurada create contact diye bir e, checkbox box field ekledim. Siz de ekleyebilirsiniz. Bunu seçili olduğu zamanlarda e, bizim accountumuza bağlı bir kontak oluşacak. E, buradan da yeni bir account oluşturduğunuz zaman oluşmak istediğiniz zaman diyelim, e, burada field'imizi göreceksiniz. Bunun seçilmesi gerekiyor. Eğer bu seçili değilse kontak oluşmayacak. Ama seçili ise kontak oluşacak. Ve bizim oluşturduğumuz account'a bağlı olacak. Bu şekilde. E, Trigger'ımızı oluşturabiliriz. E, şöyle başlayalım. Önceden account trigger diye bir trigger oluşturdum. içi boş. Öncelikle şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, önemli. Bir liste oluşmamız gerekiyor. Bir liste oluşturalım. Şu şekilde bir liste oluşturuyorum list kontak diyorum. Bir kontak listesi oluşturuyorum. İçi boş olacak. Kon list diye bir liste oluşturuyorum. Farklı yöntemlerle de yapabilirsiniz. Birden fazla doğru yol var. Siz hangisini isterseniz onunla yapabilirsiniz. Benim e, şu anda uygulayacağım yol bu. Kontak diyorum. İçi boş bir liste yapıyorum arkadaşlar. Bunu ben for loop'un dışında yapıyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. For loop'un dışında olsun. Çünkü biz bunu insert yapacağız. Sisteme insert yapacağız. Insert dml statement'ını kullanacağız. Insert'ı ben for loop'un dışına koyacağım. For loop'un içinde olan bir listeyi göremeyeceği için listeyi for loop'un dışında belirtiyorum. Onu biraz sonra tekrar anlatmaya çalışacağım. Şimdi for loop'umuzu yapalım. For loop'umuz içinde ne var arkadaşlar? Oluşturduğumuz account var. Adını ac diye koyabilirsiniz. Trigger new new'un içinde olduğu için. Trigger new listemi ben buraya koyuyorum. Yani for each loop yapıyorum. Ne için yapıyorum? Trigger new için yapıyorum. Bu bir liste biliyorsunuz. Oluşturduğunuz accountların içinde olduğu bir liste bu. Daha sonra benim bir if statement'a ihtiyacım var. If statement'ın içinde ne olması gerekiyor? Şurada size söylemiştim. Şu create contact checkbox'ın seçilmiş olması gerekiyor. O yüzden benim bir if condition'a ihtiyacım var. E, oluşturduğumuz account'un yani ac'nin create burada gözükmüyor. E, ama siz gidip onu bulabilirsiniz ya da aklınızda varsa şu şekilde yazabilirsiniz. create contact double underscore c şeklinde yazarsanız ve bunu true'ya eşitlerseniz şu manaya gelir. Eğer oluşturduğumuz accountun içindeki create contact e, field'i checkbox'ı seçilmiş ise seçilmiş ise devam edelim anlamına geliyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Yukarıda oluşturduğum bir liste var, içi boş. Bu listenin içine bir kontak eklemem gerekiyor. Ama ne zaman? Create contact e, field'i seçili ise, yani true ise. Şimdi biz şu şekilde kontak oluşturabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz e, add diye listelerin bir metodu var ekleme metodu kon listenin adını yazmanız gerekiyor nokta add diyorsunuz parantezi açın arkadaşlar çok e, farklı bir yolla yapmaya yapmaya çalışacağım belki biliyorsunuzdur parantezi açıp new contact diye bir kontak ekleyebilirsiniz içine new contact diyorum ve kontağın belirtme e, kontaktın zorunlu alanlarını burada assign etmeniz gerekiyor kontaktın zorunlu alanlarından bir tanesi zaten bir tane var last name Last name'i ben ne eşitlemem gerekiyor? Benim oluşturduğum account'un adına eşitlemem gerekiyor. AC name diyorum. Virgül devam edelim. Bir de benim yapmam gereken bir şey var burada. Ney? Kontaktı benim oluşturduğum account'a bağlamam gerekiyor. Kontak'tın içinde şöyle bir field var arkadaşlar. Account ID diye. O isterseniz gidip bakalım görelim. Şöyle kontaklara gelirseniz arkadaşlar. Edit Object kısmından gidip ve Relationship'e bakabilirsiniz. En yukarıda görüyorsunuz Account ID diye bir ee, Field Name var. Biz bunu oluşturduğumuz account'a bağlamamız gerekiyor. Bu account ID'yi neye eşitleyeceğiz? Oluşturduğumuz account. Oluşturduğumuz account deyince aklınıza Trigger New içindeki AC gelsin arkadaşlar. AC'nin ID'sini eşitlemem lazım. Şu şekilde. Bu ee, bu şekilde ben listeme oluşturduğum şu boş listenin içine bir kontak koymuş oldum. Eklemiş oldum. Artık ben for loop'un dışında insert e, metoduyla DML statement'ları hatırlayın. Insert metoduyla con listemizi yukarıda oluşturduğumuz boş listeyi ben sisteme ekliyorum arkadaşlar. Evet. Öncelikle boş bir liste yaptım arkadaşlar. Basit. Daha sonra for loop ile oluşturduğum account'un içindeki bazı bilgileri almak istiyorum. E, oluşturduğum account trigger.new'in içinde olduğu için trigger.new listesini kullanıyorum. Ve daha sonra bir şartım var. Şartım şu. AC account'un içindeki bir field'imiz var. Field'in adı create contact. Eğer create contact seçilmiş ise şurada if diyor. Eğer create contact seçilmişse yani true ise devam et. Yani eğer true ise biz contact oluşturacağız. Bizim listenici Boş. Ona bir e, kontak oluşmak istiyoruz. Conlist.add diyorsunuz ve içine bir kontak koyuyorsunuz. Bu şekilde bir e, kontak ekliyoruz. Listemiz artık boş değil. Eğer seçilmiş ise listemize bir kontak oluşturduk. Eğer seçilmiş ise listemiz artık boş değil. Listemizi sisteme ekleyebiliyoruz. Şunu bile e, daha sonra değiştirebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Eğer bizim listenin sayısı sıfırdan büyük ise insert'ü kullanalım. Sıfır ise hata verebilir. Onu bir deneyelim arkadaşlar. Geliyorum e, account'lara. Yeni bir account oluşturuyorum. Buna ne diyelim? My new account diyorum arkadaşlar. Böyle sadece örnek olsun diye. E aşağıdan da create kontağı seçmem gerekiyor. Create kontağı seçiyorum. Save diyorum. Şimdi e oluşturduğumuz account açılacak. Biraz zaman alıyor bu Çıkırdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Evet kontaklarda yeni bir kontak oluşmamış. Neden kontak oluşmamış ona bakalım. Kaydettik mi ona bakalım öncelikle. Her şey tamam mı? Boş bir listemiz var. Listemizin içine bir kontak ekledik. New kontak dedik. Kontan last name'ini belirttik. Account i. Önce kontak oluşmuş mu ona bakalım arkadaşlar. New contact diyor. Hayır oluşmamış. Niye oluşmamış? Biz bunu kaydetmiştik. Insert konu dedik. Tamam her şey okey. Save ol diyelim tekrar. Evet. yeni bir account oluşturuyorum. Bazen kaydetme, kaydetmeyi unutabiliyoruz. New account diyorum. Buna 02 diyelim. Create Contact seçiyorum aşağıdan sev diyorum Evet yine kontak oluşmamış sebebine bakalım sebebini bulmamız gerekiyor listemiz okey okay. e, sebebi şu arkadaşlar e, böyle hatalar yapmak güzel oluyor e, daha iyi öğrenmek için before insert demişiz Eğer siz before insert derseniz kontak oluşturmaz Çünkü account id'imiz yok Eğer after insert derseniz account id oluşuyor yani after insert yapınca önce account'u ekliyor. Daha sonra account'un ailesini kullanarak kontak ekliyor. E siz eğer before insert yaparsanız oluşturduğunuz account daha oluşmamış. Oluşmayan bir account üzerinden siz kontak oluşturamazsınız. O yüzden after insert yapmanız gerekiyor. Account'umuz oluşsun. Oluşan account'un yani save olan account'un ID'sini kullanarak biz burada bir kontak oluşmaya çalışıyoruz. Bunu kaydedelim arkadaşlar ve tekrar bakalım. Tekrar ee, bakıyorum. Yeni bir account ekleyeceğim. New account diyorum. Account'un adına new account 03 diyorum. Create kontağı seçiyorum. Save diyorum. Evet arkadaşlar. Yeni bir kontak oluştu görüyorsunuz. Kontağımız oluştu. Çünkü biz ne demiştik? E, create contact demiştik ve kontağımız oluştu. Burada görüyorsunuz. Peki biz e, create contact'a tıklamasak hata çıkıyor mu? Ona bakalım. New account 04 diyorum. Create kontağı seçmiyorum. Görüyorsunuz seçmiyorum. Save diyorum. Evet hata yok. Kontak yok. Neden kontak yok? Çünkü seçmedim. Seçmediğim için kontak yok ama yine de şunu yapabilirsiniz arkadaşlar insert kont bir şarta bağlayabilirsiniz if derseniz bizim yukarıdaki kont listin size size metodunu kullanalım eğer eşit değil sıfır ise sıfır eşit değilse yani içine bir en az bir eleman varsa o zaman insert yapsın diye bu şekilde belirtirseniz boş olduğu zamanlarda insert çalışmaz sistem yorulmaz Şöyle yapalım. Yeni bir account oluşturalım. Account name diyorum. Account 05 diyorum. Create contact seçiyorum. Şu anda içinde bir kontak oluşacağı için çalışıyor ve yeni bir kontak oluşuyor. Account 05 diye bir kontak oluştu arkadaşlar. Bu şekilde siz account oluşturunca account'a bağlı yeni bir kontak oluşturabiliyorsunuz. Burada aklınız olması gereken yani dikkat etmeniz gereken en önemli nokta after insert after insert olması gerekiyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.